Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yılbaşı için harika bir yemek yapacağız. Biliyorsunuz hindi yılbaşı yemeği olarak bilinir çoğu yerde. Bugün sizlerle muhteşem soslu bir hindi tandır yapacağız. Evet arkadaşlar, hindi tandırımıza yapmaya başlayalım. 2 su bardağı suyu tenceremizin içine alıyoruz. Daha sonra üzerine 4'e böldüğümüz bir adet kuru soğanımızı ilave ediyoruz. Ve 3 diş sarımsağı da böyle hemen 2'ye bölüp ilave ediyoruz. Baharatlarımızda 2 çay kaşığı tepeleme toz biber. Toz biber rengini çok güzel yapacaktır. bir çay kaşığı pul biber. Bir çay kaşığı karabiber. Bir buçuk çay kaşığı kekik. Son olarak da Miktarını belirtmeyeceğim. Sizin damak tadınıza göre tuz. Biz Himalaya tuzu kullanıyoruz arkadaşlar. Daha sağlıklı oluyor. Son olarak da göz kararı. 7-8 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ ekliyoruz arkadaşlar. Bir zeytinyağı ekledik. Şimdi bu eklediğimiz malzemeleri güzelce karıştırdıktan sonra 2 adet hindi butumuzu Önceden yıkamıştık. Hiç derisini soymadan hazırladığımız suyumuzun içine ilave ediyoruz. Arkadaşlar böyle ara sıra hem kaynamadan önce hem kaynadıktan sonra altındaki suyu hindilerimizin üzerine de dökmeye çalışalım. Aromasını ve lezzetini versin güzelce. Şimdi artık kaynamaya bırakıyoruz. Evet arkadaşlar, hindimiz kaynamaya başladı. Hindimiz kaynadıktan sonra şimdi hindimizi güzelce bir çevireceğiz. Çevirdikten sonra da kısık ateşte 30-35 dakika kadar pişiriyoruz arkadaşlar. Hindimiz pişti. Şimdi güzelce Altına yağlı kağıt serdiğimiz bir borcamımız var. Borcamımızın içine alıyoruz bu şekilde. Daha sonra ona özel bir sos hazırladık. Bir tatlı kaşığı domates salçası, bir yemek kaşığı da yoğurdumuz var. Üzerine de tenceremizin altında kalan suyumuzu biraz ilave edeceğiz. Öyle gördüğünüz gibi de çok az bir kekik, biraz da toz biber ilave ettik. Sonra güzelce karıştırıyoruz biraz da gene zeytinyağı ilave ediyoruz arkadaşlar. Karıştırmaya devam ediyoruz. Güzelce karıştırdıktan sonra fırça yardımıyla böyle güzelce hindimizin her yerine sürmeye çalışıyoruz. Arkadaşlar hindimizi toplam 15 dakika boyunca 180 derecelik fırında pişiriyoruz. Ee, bu işlemi de iki defa tekrarlayacağız. Şimdi sürdükten sonra bir ara gene fırından çıkarıp hindimizin üzerine sosumuzu sürebiliriz. Borcamımızın dibine de yine hindimizin pişen suyundan böyle biraz ilave edelim. Hem lezzet katsın hem altı yanmasın diye. Şimdi hindimizi 180 derecelik fırında pişirmeye alalım. Evet arkadaşlar. Hindimiz gördüğünüz gibi nar gibi kızardı. Çok lezzetli görünüyor. Çok iştah açıcı. Üzerine sos sürme işlemini de iki defa gerçekleştirdik. Artık sunuma hazır. Altında da yine hindi tandıra çok yakışan narlı fıstıklı pilavımız var. Bu videomuzu da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Size hemen aşağıda bırakacağım videomu. Herkese şimdiden afiyet olsun.